Merhabalar, zaman ölçüleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuzda zaman ölçüleriyle ilgili hesaplamalar ve soru çözümleri yapacağız. Öncelikle zaman ölçüleri saat, saati dakika ve saniye olarak ikiye ayırıyoruz. 1 saat 60 dakika, yarım saat 30 dakika, çeyrek saat 15 dakika şeklinde söylüyoruz. Arkadaşlar 1 saati, yarım saati 1 bölü 2 saat, çeyrek saati 1 bölü 4 saat şeklinde de söylüyoruz. Mesela yarım saat saat şeklinde 1 bölü 4 saat ise 15 dakika. Arkadaşlar 1 bölü 3 saatte 20 dakika şeklinde söyleyebiliyoruz. Bunlar mesela 2 bölü 3 saat o da eşittir 40 dakika. Sorularda bazen çıkıyor bu şekilde ifade ediyoruz. 1 dakika ise 60 saniye. Zaman ölçülerini hafta 7 günlük zaman dilimine hafta deriz. Haftanın 7 tane günü var. Bunlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Zaman ölçü birimi nedir? Zaman ölçü birimi gündür arkadaşlar. Yer kürenin kendi eksen etrafında bir kez dönmesiyle geçen süreye gün deriz. Günü kısaca gün şeklinde gösteririz. Yani dünyanın kendi eksen etrafında bir tam turuna bir gün diyoruz. Evet, günden küçük zaman dilimlerine bakıyoruz şimdi. Günden küçük zaman ölçü birimleri saat, dakika, saniye. Arkadaşlar günün 24'te birine saat diyoruz ve kısaca sa ile gösteriyoruz. Bir gün 24 saattir. Arkadaşlar dakika saatin 60'ta birine dakika diyoruz. 1 saat 60 dakika. Günden büyük zaman ölçülerine bakalım. Hafta, ay, yıl ve yüzyıl şeklinde söylüyoruz. Hafta ne diyorduk arkadaşlar? 7 günlük süreye hafta denir. 1 yılda 52 hafta var. Ay arkadaşlar 31, 30 ve 28 günlük ortalama 30 gün olarak kabul edeceğiz sorularda. Ay denir. 1 yılda 12 ay vardır. Yerkürenin yani dünyanın güneşin çevresinde hareketini tamamlaması için geçen süreye yıl diyoruz. Yerküre bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Atık yıl ne diyoruz arkadaşlar? Artık yıl yerkürenin güneşin çevresinde hareketi 365 gün 6 saatte tamamlandığını öğrendik. Bu 6 saat 4 yılda bir 24 saat yani bir gün oluşturur. Ve 4 yılda bir 365 değil 366 gün olur. Buna da artık yıl denir. Artık yıllarda Şubat ayı 29 gün çeker arkadaşlar. Bu yıl 2020'de de 29 gün çekmişti. 4 ile kalansız olan bölünen yıllar artık yıldır. Mesela 2020 artık yıldır Şubat 29 çekti. Bir sonra ne zaman olacak? 2024 yılı yine artık yıl olacak. 100 yıllık zaman dilimine 100 yıl yani asır diyoruz arkadaşlar. 2 saat 35 dakika kaç dakika eder? Bu tip soruları hemen çözmeye bakalım. Arkadaşlar 1 saat 60 dakika, 2 saat hemen 120 dakika. 120 dakikaya 35 dakika daha eklersek 155 dakika şeklinde ifade ederiz. Kaç dakika eder? 265 dakika. Kaç saat, kaç dakika eder gibi sorularda arkadaşlar 365'i ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. 60'a böldüğümüzde arkadaşlar bölüm saati, kalan ise dakikayı verir. Yani 365'i 60'a böldüğümüzde 4 saat 25 dakikadır. Bakın kalan dakikayı bölüm saati verir. Örneklerle devam edelim. Derya ile Can yüzme yarışı yaptılar. Yarışı Can 10 dakika 48 saniyede birinci olarak bitirdi. Can 10 dakika 48 saniye. Derya ise Can'dan 14 saniye sonra yarışı bitirdi. Buna göre Derya 14 saniye sonra bitirdiyse toplarız arkadaşlar. Derya ne kadar sürede bitti? 8, 4'te 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 1 daha 5, 1 daha 6. 10 dakikayı aşağı in diyoruz. Fakat burada 62 saniyenin 60 saniye 1 dakika edeceği için buraya 1 dakikayı ekliyoruz. 11 dakika. Burada 2 saniye kalmıştı. 2 saniye şeklinde ifade ediyoruz. Yani 11 dakika 2 saniye şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Bir kasette 16 şarkı vardır. Bir şarkı 4 dakika sürüyorsa buna göre kasetteki şarkıların tamamı ne kadar dinleyebiliriz? Arkadaşlar 16 şarkı varsa 4 dakikaysa çarpıyoruz. 16 çarpı 4 64 dakika. 60 dakika 1 saat eder. 4 dakikayı da yanına eklediğimizde 1 saat 4 dakika daha dinliyoruz. Zaman ölçüleri nasıl yazılır? Arkadaşlar bu önemli. Çünkü zamanda toplama çıkarma yaparken ne yapacağız?
Bunları kullanacağız. Büyükten küçüğe doğru yazılır. Yani saat, dakika, saniye, yıl, ay, gün. Çünkü toplama çıkarma yaptığımızda 60 saniyede elde ettik mi dakikaya, 60 dakika elde ettik mi saate, gün, ay, yıl yine dönüşümler yaparak toplama çıkarma yapacağız. Arkadaşlar, zaman ölçülerinde toplama işlemlerini nasıl yapılır? Zaman ölçülerinde toplama işleminin 3 temel kuralı vallahi. Bunlar, öncelikle büyükten küçüğe doğru yazacağız. Birimler alt alta gelecek. Bu çok önemli. Bakın, saatler saate, dakikalar dakikaya, saniyeler saniyeye gelecek. Toplama işleminde en küçük basamaktan, yani saniyeden başlayacağız. Arkadaşlar, 15 saniye, 25 saniye, 15 saniye daha 40 saniye, 54 dakika, 5 saat şeklinde topluyoruz. Bir örnek daha yapalım. 55 saniye, 17 saniye daha 72 saniye, 48 dakika, 34 dakika daha 82 dakika, 6 saat, 4 saat daha 10 saat. Şimdi 72 saniyenin 60'ını aldığımız zaman 1 dakika 12 saniye kaldı. 1 dakikayı neye ekliyoruz? 82 dakika. Toplam 83 dakika. 83 dakika 1 saat. Kaç dakika? 60 dakikası da 1 saatte arkadaşlar. 1 saat 23 dakika şeklinde ifade edeceksek ve 1 saati de saate çevirdiğimiz zaman ne olacaktır? 11 saat 23 dakika 12 saniye şeklinde ifade edeceğiz. Zaman ölçüsünde çıkarma işlemini 3 kuralı var. Bunlar yine büyükten küçüğe yazacağız. Yine birimler alt alta gelecek şekilde ve çıkarma işlemine yine en küçük birimden başlayacağız. Burada arkadaşlar, saniye ile saniye çıkarılmış, dakika ile dakika çıkarılmış, saatle saat çıkarılmış. Arkadaşlar, örnekle devam edelim. 18 saniyeden 40 saniye çıkmaz. O halde 25 dakikadan 1 dakika alınır. 1 dakika 60 saniyeydi. 18 saniye eklenir. 18 saniye ekledik mi ne oldu? 60, 18 daha 78 saniye. Arkadaşlar, 25 dakikadan da 1 dakika aldığımız için 24 dakika kalmıştı. 24 dakikadan da 48 dakika çıkmaz. 1 saatten alıyoruz. Ne oldu? 1 saatte 60 dakikaydı. Topladığımızda 60, 24 daha 80 4 dakika oldu. Şimdi artık burada da 6 saat kalmıştı. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. 8'den 0 çıktı 8. 3. 8'den 4 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6 kalır. Burada 7 kalmıştı. 7'den 4 çıktı. 3. 6'dan 2 çıktı. 4 kalır. Yani 4 saat 36 dakika 38 saniye olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Zaman ölçüleri toplanırken birimler kendi değerlerinden büyük olursa kendi değerlerinin tamı alınarak büyük birime verilir. Mesela bir örnekle devam edelim. 25 Mayıs 2004 yılında askere giden ağabeyim 2 yıl 3 ay 18 gün sonra yaptıktan sonra evimize dönmüştür. Ağabeyim hangi tarihte eve dönmüştür? Toplayacağız arkadaşlar. 28, 18 daha 43 gün. 43 gün 1 ay 13 gün, yani 30 gün 1 ay yapar. 1 ay 13 gün. 5 ay 3 ay daha 8 ay 1 ay da günden gelmişti 9 ay. 2004, 2 daha 2006, yani 13 Eylül 2006 tarihinde ağabeyim askerden gelecektir. Zaman ölçüleri çıkarılırken eksilen sayı küçük olursa büyük birimden birim alınır ve küçük birime eklenir. Zaman ölçülerinde çarpma işlemi yine arkadaşlar büyükten küçüğe doğru yazılıyor. Birimlerin her biri verilen değerle ayrı ayrı çarpılır. Çarpma işleminde en küçük birimden başlayarak yapılır. Günde 3 saat 18 dakika 42 saniye ders çalışan çocuk 4 günde ne kadar ders çalışır dediğimizde arkadaşlar 4'ü ayrı ayrı saniye ile, dakika ile ve saatle çarpıyoruz. 4 kere 42 168 saniye. 168 saniye nedir? 120 dakika 120 saniye 2 dakika olduğu için 148 dakika kaldı. 2 dakikayı alıyoruz, dakikaya ekliyoruz. 4 kere 18 72 dakika. 2 dakika da eklesek 74 dakika. 74 dakika arkadaşlar 1 saat 14 dakikadır. Yani 60 dakikayı çıkardığımızda ne olacaktır? 14. 1 saat 14 dakika. 1 saati de buraya ekliyoruz arkadaşlar. Ne olur? 13 saat 14 dakika 48 saniye. Saatleri arkadaşlar hemen bakalım. Sabah dediği için saat 10'u 5 geçiyor. Öğleden sonra dediğim için arkadaşlar 12, bakın 13, 14 diyorum. 14.37. Yine arkadaşlar akşam dediği için baktığımızda arkadaşlar gece dediği için bir daha olmamış 0.40. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 5'er 5'e 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yine öğleden önce dediği için
05:58 henüz 6 olmamış. Öğleden sonra dediği için arkadaşlar 17. Bakın 13, 14, 15, 16, 17 şeklinde sayıyorduk. Yine 20:02 bakın 8:20'dir 02. Yine öğleden önce dediği için 12:30 şeklinde ifade ediyoruz. Sorularla devam edelim. Hangisi yanlış verilmiştir? Bir gün 24 saattir doğru. Bir gün 1440 dakikadır. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 24 ile 60'ı çarpıttığımızda bir gün 24 saat, 1 saatte 60 dakika çarptığımızda 1440 eder. Doğru. Yelkovan sayısal saatlerde bulunur. Yanlış. Dijital sayısal saatlerde bulunmaz. Normal saatlerde bulunur. 1 saat 60 dakikadır. Doğru. Arkadaşlar baktığımızda yandaki duvar saatinde saat hangisi göstermektedir diyor. Arkadaşlar bakıyoruz 1, 2, 3, 4. 4'ü kaç geçiyor? 48. Ya 4, 48 olacak. 16, 48 edecek. Bakıyoruz 4, 48 olmadığına göre demek ki öğleden sonra 16, 48'miş saatimiz. Babam saat 8'de evden çıkıyor. 25 dakika sonra iş yerine varıyor. Babam sayısal saat kaçı gösterir? Arkadaşlar 8'e 0, 0'a ne ekliyoruz? Kaç dakika sonra? 25 dakika ekliyoruz. Bakın dakikayı dakikanın altına yazıyoruz. Dikkat ediyoruz burada. 5, 2, 8, 8, 25. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Hangisi yanlıştır diyor. 1 saat 60 dakika doğru. 2 dakika 100 saniye değil, 120 saniye. Yani 2 çarpı 60, 120 eder. Yanlış cevabımız B şıkkı. Bir gün 24 saat doğru. Bir hafta 7 gün doğru. Okula 7:30'da gidip 12:40'tan çıkıyorum. Kaç saat geçiyorum? Ne yaparız? 12:40'la 7:30'u ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Arkadaşlar bakın dakikayı dakikanın altına, saatin altına yazdım. Sıfırdan sıfır çıktı 0, 4'ten 3 çıktı 1, 12'den 7 çıktı 5. Yani 5 saat 10 dakika. Baktığımızda hangi şıkta var? C şıkkında var. 5 saat 10 dakika kalıyormuş. Akşam 21:30'da uyuyan Derya sabah 6:45'te kalkıyor. Derya kaç saat uyumuştur? Arkadaşlar burada uyuduğu gün ve kalktığı gün ayrı ayrı hesap edip toplamamız gerekiyor. Uyuduğu gün 24 saat, 24 saatten kaçı çıkarıyoruz? 21 saat 30 dakikayı çıkardığımızda buraya 1 saat 60 dakika, 60'tan 30 çıkarsa 30, burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı, 2, 0. Yani 2,5 saat, 2 saat 30 dakika. Sonra 6:45'te diğer günden yatıyor. Toplayalım arkadaşlar. Topladığımızda 5, 4, 3 daha 7, 8 saat 75 dakika. Buradan 60 dakikayı 1 saat buraya aldığım zaman 9 saat. Burada kaç dakika kaldı? 15 dakika kaldı. 9 saat 15 dakika hangi şıkta var? B şıkkında var. Aşağıdaki sürelerden hangisi 3 saat 16 dakikaya karşılık gelir? Arkadaşlar 3 çarpı 60 ile çarparsam 180 artı 16 ne yapacaktır? 196 dakika. Hangi şıkta var? A şıkkında var. Okulumuz 11:45'te başlayan bir tiyatro gösterisi 13:10'da bitti. Kaç dakika sürdü? Hemen arkadaşlar 13:10'dan 11:45'i çıkarmam gerekiyor. 10 dakikadan 45 dakika çıkmaz. Buradan 1 saat alıyoruz. 1 saatte kaç dakikadır? 12 saat 70 dakika. 60 dakika 70 dakika oldu. 11:45. Şimdi çıkarabiliriz artık. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 6'dan 4 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1, 0. 1 saat 25 dakika. Arkadaşlar bize dakika istediğim 1 saat 60 dakika artı 25 dakika. O da ne yapar? 85 dakika sürmüş. Cevabımız C şıkkı. Günde 1 saat 20 dakika kitap okuyorum. Meltem 6 günde kaç saat kitap okur? Arkadaşlar 1 saat 20 dakika çarpma işlemi yaptığımızda ayrı ayrı çarpıyorduk. Hem dakikaya hem saati. 6 kere 0 0, 6 kere 2 12, 120 dakika. 6 kere 1 6 saat. Arkadaşlar 120 dakikada 2 saattir. 6 2 daha toplam 8 saat. 120 dakika 2 saat olduğu için topluyorum 8 saat. Fırında 12 dakikada 72 ekmek çıkıyor. Fırında 3600 ekmek kaç saatte çıkar? Arkadaşlar öncelikle 1 dakikada kaç ekmek yapıldığını nasıl buluruz? 72'yi
12'ye böleriz. 6 kere var. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var. 1 6 kere 1 6 1 daha 7 0 0. Yani dakikada 6 ekmek çıkıyor. Peki hemen 3600'ü 6'ya böldüğümüzde 6 kere 6 36 0 0. Bu sıfırları yanına ekliyoruz. 600 dakikada. Peki saate çevirmemiz için kaça bölmemiz gerekiyordu? 60'a bölmemiz gerekiyordu. 60 1 kere 60 60 0 0. Bu sıfırı buraya ekliyoruz. Kaç saatte yapar? 10 saatte ne yapacaktır? Yapacaktır. Arkadaşlar akşam saat 20'de uyuyup sabah 4'te kalktım. Kaç saat uyumuşumdur? Birinci günden 24'ten 20'yi çıkarsak arkadaşlar 4 saat birinci günde, 8 saat de ikinci günde uyumuş. 8, 4 daha toplam kaç saat uyumuş? 12 saat uyumuş. 15 dakikada 20 kilometre giden bir otomobil 1 saatte kaç kilometre? Arkadaşlar 15 dakika saatin kaçta kaçıydı? 15 dakikada 20 kilometre gidiyorsa 1 saatlik dilimde 15 dakika kaç tane olur? 4 lira olur. 4 çarpı 20'de ne yapacaktır? 80 kilometre olacaktır. Yani 1 saatte 80 kilometre yol alacaktır. Çünkü 60'ı 15'e böldüğümüzde 4 defa var. 4 defa olduğu için 4 ile de 20'yi çarparsam 80 kilometre edecektir. Sınıfımızdaki duvar saati her 6 saatte 5 dakika ileri gidiyor. Sınıfımızın saati bir günde kaç dakika ileri gider? Arkadaşlar bir günde 4 ile 6 saat olduğu için ne yapıyorum? 4 defa 6 saat olduğu için 24'ü 6'ya bölünen 4. 4 çarpı 5 o da eşittir 20 dakika ileri gider. Yeşilköy Havaalanı'nda 13.40'ta kalkan bir uçak 55 dakika sonra Esenboğa Havaalanı'na iniyor. Uçak havaalanına indiğinde saat kaçı gösterir? Arkadaşlar 13.40 ile 55'i toplarsam topladığımda 5, 9, 13.40, 95. Burada ne yapıyorum? Bir saatini alıyorum. 14 oldu. Buraya bir saat eklersem 14. Burada da kaç kalır? 35 kalır. 60 çık, o 95'ten 60 çıkarsam da 35. Kaçta inecektir? 14, 35'te inecektir. Günde 1 saat 50 dakika ders çalışıyorum. Ezgi bir haftada kaç saat, kaç dakika? Arkadaşlar bir hafta 7 gün olduğu için 7 ile çarpacağız. 1 saat 50 dakika ise hem dakika 7 kere 0 0 7 kere 5 35 350 dakika 7 kere 1 7 saat. Arkadaşlar 350 dakikayı kaça böleceğim? 60 dakika saate çevirmek için. Kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 0 0 5 kere 6 30 çıkarırsam 50 dakika kaldı. 5 saati 7 saate eklersem arkadaşlar ne olur? 12 saat 50 dakika. Hangi şıkta var? 12 saat 50 dakika B şıkkında var. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.